Evet hocam geliyor. Siz de beni Evet. duyuyorsunuz. İşte artık. Tamam. Tamam. Hocam Tamam, ben güzel. eczacılığı neden sordum? Hemen söyleyeyim. Çünkü nöroçeşitlilikte yani bizim tanı kriterleri içerisinde bulunan çocuklarımızda ilaç kullanımı var biliyorsunuz. Bu ilaç kullanımının nedenle etkisinin olup olmadığını daha çok sizden ben duymak istedim. O yüzden sordum size. Ama eczacının işi değil. Yani biz bir ilacı yazdıysak eczacı o ilacı verecek. O Evet. şekilde düşünün. Eczacı bu disiplin içerisinde değil. Anladım. O şekilde. Sadece bazı takviye maddeleri var şu anda piyasada. O takviye maddelerini eczacılar öneriyorlar. Tabii mutlaka bize sorması gerekiyor. Şimdi sorunuzu sorun. Eczacı, yani eczaneleri bırakalım şeye. Çünkü o bu disiplin içerisinde değil. Eğitim içerisinde değiller. Evet. Daha çok hocam ilaç kullanıyorlar. Mesela ben oğlumda çok değişik ilaçlar kullandım. İşte biliyorsunuz bazen çocuk psikiyatristleri ilaç veriyor, bazen nörologlar değiştiriyor. Bizim gibi aileler bazen bu konuda çok tıkanabiliyoruz. İşte bazen de psikiyatristlerle nörologlar aynı ilacı da önerebiliyorlar. Bu konuda bizim gibi ebeveynlere nasıl bir yol göstermek istersiniz? Ne yapalım yani? Şimdi bakın, bu soru çok genç bir soru. Çünkü bu ilaç neye veriliyor? Yani çocuğun otizm, uyku bozukluğu, epilepsi, zihinsel engel, tik, Tourette sendromu, davranış bozukluğu, hiperaktivite, dikkat eksikliği, bir sürü tablo var. Bu tabloların hangisi için hangi ilaç veriliyor? Yani o ilaç verildiği zaman da hekimin o verilen ilaçtaki neticeyi takip etmesi gerekiyor. Bu bana şimdi benim bugün katıldığım 94. online oluyor sanıyorum. 94 olması lazım. Bu COVID döneminde. Her sunumda bu soruldu. Bu soru. İlaç konusu. Hatta seminerden bir tanesi geçen haftaydı. Konu sadece ilaçtı. İlaç verilmesi gerekebilir. Her çocukta değil. Ama o ilaç niye veriliyor? Bir. İkincisi, ilacı verdikten sonra hekimin o ilacın etkisini aileyle görüşüp takip etmesi gerekiyor. Ama Türkiye'nin dörtte birinin İstanbul'da olduğu bir kentte hekim nasıl takip etsin? Özellikle devlet hastanelerinde veya üniversitelerde bu pek mümkün olmuyor. O yüzden de yani hastanın ya işte çocuğun gelişimsel sorunu, çocuğun ailesi ilacı veriyor. İlacın bazı yan etkileri ortaya çıkabilir veya da doz değiştirilebilir. O takdirde tekrar yeniden doktordan randevu almak kalktıklarında birkaç ay sonra randevu ancak verilebiliyor. Dolayısıyla böyle bir olayla karşı karşıyayız. Bunu tabii bir hekimin çözme şansı yok. Bu başkalarının yapacağı bir şey, bir iş. Ama hekimin bu 15-20 dakika, 1 saat, yarım saat içerisinde, 1 saat tabii olamıyor. Yani özel hekimler hariç. Onun içerisinde aileye ilacın yan etkisini anlatması lazım. Aile kendisi hekimden randevu alamıyorsa prospektüse giriyor ve internete baktığı zaman kafa karışıyor. Çünkü diyor ki orada sık görülen yan etki, ender görülen yan etki, İşte %20 yan etki falan da yazdığı zaman o çocukta o %20 etki yan etki ortaya çıkmış olabilir. Şanssızlık. Ama %80 etkiden biri çıktıysa hemen hekimi görüşmek lazım. Ama %20 etki de ortaya çıktıysa ve aile bu konuda dikkatliyse, yani takip eden bir aile ise eğer, o zaman tabii hekimle görüşüp internetteki bilgiyi de hekime aktarıp, ama hekimin kabahati değil bu, aktarıp bu konudaki ilaç dozunun veya ilaç çeşitliliğinin değişmesi gerekiyor. Fakat gereksiz ilaçların fazla kullanıldığı konusunda şu anda bir inanç var. Yani niye veriyor? Ya uyku bozukluğuna mı veriliyor, dürtüselle mi veriyor, dikkat eksikliğine mi veriyor? Ya özgür öğrenme güçlüğünde bile ilaç kullandığını görüyorum ben şu anda. Yani Evet. dikkati daha fazla artsın diye. Evet. Kırmızı reçete ilaçlar. Kırmızı reçete ilaçların ise iki yan etkisi de çok ciddi. Hatta üç. Bunlardan biri ama çok sık olan yan etki değil. Bunlardan biri iştah kaybı, biri uyku bozukluğu, üçüncüsü ise uzun süre kullandığı zaman bağımlılık riskleri var. Ama her çocukta değil. Ona dikkat. Yani hekim bu ilacı verdiyse kullanacak. İlacın yan etkisinden bakın internet girip araştırmak değil. İnternete girip araştıran aileler panik haline giriyorlar. O zaman ne yapacağız? Aile ilacın yan etkisi olduğunu fark ettiğinde ilacı kullanmadan önce olmayan bazı etkiler fark ettiğinde hekimle görüşmesi gerekiyor. Yani fark ettiği anda. Yani evet. Bunu ben hekimle görüşeyim demesi gerekiyor.
Kesinlikle. Bazı ailelerimiz de var, Bülent Hocam kesinlikle ilaç kullanmak istemiyorum hocam diyorlar. Bize geliyorlar mesela, biz tanısına göre değerlendirme ve testlerimizi yapıyoruz. Sonuca göre işte biz sizin gibi değerli hocalarımıza yönlendiriyoruz aileyi. Sonra bir hafta sonra geliyor aile, diyor ki Sibel Hocam bana ilaç verdi ama ben çocuğumda ilaç kullanmak istemiyorum. Benim genelde ailelere en çok zorlandığım, anlatmakta zorlandığım konu bu. Yani bir geçiş süreci var. Hekim zaten size bu ilacı verdiyse ciddi bir sıkıntı olduğunu düşündüğü için vermişti. Lütfen kullanın demekten bazen inanın dilimde tüy bitiyor. Yalnız, Anlatamıyorum ben bunu. Ama yalnız şöyle bir durum var. Bakın burası çok önemli. Şimdi hekim eğer 15-20 dakika, yarım saat ayırıyorsa çocuğa, biri bu. Çocuğu gözlemesi gerekiyor. Bizim mesela bize gelen çocuklarda ben en az yarım saat, ben yanı mutlaka bir psikolog, danışman veyahut da özel eğitimci veya başka bir uzman. En kötü ihtimalle, herkes çok yoğunsa en kötü ihtimalle bir stajyerim. O da son sınıf öğrencisi. Olması kaydıyla psikolog danışman veya diğer branşlarda gözlemliyoruz. Onları zaten gözlem nasıl yapacağını öğretiyorum ve ben karşıdan bakıyorum çocuğa. Biri bu. Eğer bu gözlem esnasında bir şey fark ettiyse kim? Bakın biri bu. Ama ikincisi var, çok önemli. Ailenin hekime doğru bilgi vermesi gerekiyor. Eğer evet, gözlem esnasında değil, aile yanlış bir bilgiyi, yanlış bir cümle kurarak ifade ediyorsa, hekim de o bilginin peşinden gidiyor. O zaman gereksiz ilaç kullanımı söz konusu olabiliyor. Çünkü çocuğun uyku bozukluğunu biz karşıdan böyle bakar yarım saatte öğrenemeyiz. Çocukta uyku bozukluğu var mı diye sorduğum zaman, yani o kadar enteresan cümlelerle karşılaşıyoruz ki, ben tabii çok uzun zaman ayırdığım için vakalara, en az bir saat ayırdığım için, yani gözlemler hariç ben bir saat ayırıyorum. Gözlemler ayrıca başka odalarda yapılabiliyor. Dolayısıyla aileye bazen 8-10 defa aynı soruyu sordum oluyor. Bakın, ben size çocuğun doğumunu anlattım. Siz çocuk yürüdükten sonra ne oldu anlatıyorsunuz diyorum. Ya ben size doğumunu anlatıyorum önce. Bu çocuk ne kadar süre meme emdi? Meme emerken gerektiği basıncı yaptı mı? Emme hareketleri nasıldı? Çocuk küvezde kaldığı zaman, çocuk küvezde kaldı 15 gün. Tamam. Ondan sonra başka yere geçiyor. Bir dakika. 15 gün küvezde kaldığı süre içerisinde siz çocuğun yanına gittiniz mi? Ya çocuk size verildi mi meme emmesi için? Bakın bütün bu soruların teker teker sorması lazım. Onlarca sorunun, yani ilk daha birinci basamakta onlarca sorunun kesin sorması lazım. Bunlar standart sorular zaten. O sorularda nereden baksa 15-20 dakika sürüyor. Evet, peki hocam size çocuk geldi, tanı koymanız gerekiyor. Tanı koyarken hangi gelişim alanlarını dikkate alıp nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir defa sisteminiz çok güzel. İlk önce çocuğun hikayesini öğreniyorsunuz aileden. Büyük bir ihtimalle her şeyi o yüzden objektif olmalarını bekliyorsunuz ama tanı koyarken en çok hangi gelişim alanlarına dikkate alıp nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Ben önce ailenin akraba olup olmadığı bir, ikincisi ailenin kültürünün ne olduğu. Bakın kültür deyince her seminer söylüyorum. Üniversite mezununa bahsediyorum, kültürden bahsediyorum. Yani kültür, köyde bir çiftçi olabilir, köyde hayvan güden birisi olabilir, fark etmez. Ama onun gözlemini, nasıl bir gözlem var, nasıl bir kültür var, ona bakıyorum. Ailenin karı koca arasında ve kardeşler arasındaki uyumunu önce bir gözden geçirmek gerekiyor. Ondan sonra çocuğun hamilelik süreci, doğumda ne oldu, küvezde kaldı mı, yani doğum sezeryan mı, normal doğum mu, nasıl, ne kadar süre meme emdi, emerken nasıl emdi, yeteri kadar mı, anne baba 8-9 aylıkken üniversite mezunları var size veyahut da bir yerde memur. Çocuğu aldılar, işe gidip başladılar, bir Türkçe bilmeyen bir bakıcıya verdiler. O da kalktı, çocuğun karşısına geçerek yemeği yedirdi. İşte size atipik otizm çıkıyor işte karşınıza. Atipik otizm patlama sebeplerinden bir tanesi bu. Atipik otizm acaba köylerde var mı? Ben şimdiye kadar köylerde pek duymadım. Yani benim şeyden, doğu tarafından da gelen, Van, işte Bitlis, Siirt, oralardan gelenler var. Ama eğer köylülerden geliyorlarsa ben şimdiye kadar asılmadım. Ama kentlerden geliyorsa ve o aile oradaki bir kişiye çocuğu veriyorsa, bakın eskiden var mıydı bunlar? Yoktu. Niye yoktu? Çünkü köyde, kasabadaydık. Veya bir anneanne, babaanne kendi kültüründen, kendi deneyimlerinden yola çıkarak bu konuda destek veriyordu. Ben şimdi her zaman sordum, soru sorayım size. Sizin doğum yeriniz neresi? Ben doğuluyum, Karslıyım hocam. Kars. Tamam. Evet. Peki, güzel. Peki, Kars'tasınız. Siz Kars'ta nereleri gezdiniz? Efendim hocam?
Kars'ta nereleri gezdiniz? Hocam ilkokul 4. sınıfa kadar oradaydım. Çok da hatırlayamıyorum ama Kars merkezdeydik. Yani bir herhangi bir köyünde falan değildik. Çok böyle işte bayramlarda falan gidilip gelinirdi. Ama çok doğal beslenirdik yani. Tabii. Şimdi Kars'ta eğer eğitildiysen eğer mutlaka sen 4. sınıfa kadar dedin değil mi? Evet. Peki ağaca tırmanıyor muydun? Tabii ki de hocam. E Benim tamam. fevkalade bir çocukluğum geçti. E tabii. Şu anda İstanbul'un hangi semtinde çocuklar ağaca tırmanıyor? Yok. 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 50-40 santimlik basamakta çıkıyorlar, kayıyorlar. Çıkıyorlar, kayıyorlar. Ne oldu? Çocuk eğlendi ya. Tabii. Hareket yok ki. Birisi 40, birisi 45, birisi 30 santim olması lazım ki çocuk farklı bassın. Yani yok. Aynen. Dolayısıyla da ben tabii İzmir'i falan örnek vermiyorum. İzmir'in çevresi biraz daha doğaya yakın olduğu için İstanbul'a örnek veriyorum. İstanbul'da çünkü ormanlık araziler. Ve ilk Kadıköy'e taşındığınız zaman şu anda semtin adını söylemeyeceğim. Biz oralarda manda yoğurdu alma giderdik. Şimdi oralarda 20 katlı binalar var. Yani şu kadar zaman içerisinde, 30 sene içerisinde değişti her şey. Dolayısıyla da en azından ağaca tırmanmaktan bahsediyorum. Köylerde 3 boyutlu düşünme becerisi. Bakın 3 boyutlu düşünme becerisi neresidir? İşitme, dokunma, ortasındaki alan. 3 boyutlu düşünme becerileri. Merkez değil. Beceriyle ilgili alandan bahsediyorum. Onun akıl yürütmesi ise ön tarafta. Dolayısıyla da bir kişi uzaktan geçen, uzakta dolaşan bir kedi, bir ağaç, bir gemi düşünüyorsa ne kadar hızlı gittiğini, nereye koştuğunu, nereye doğru gittiğini, bağırdığı zaman ne kadar uzakta olduğunu anlayabiliyorsa işte o 3 boyutlu düşünme becerisi olur. O da nerede olur? Ya deniz kenarında olur, ya ormanda olur, ya da köyde olur, veya kasabada olur. 20 katlı binaların oralarında olmaz. Evet. Yani o yüzden... İnanılmaz çok güzel konulara değiniyorsunuz Bülent Hocam. Evet, rica ederim. Dolayısıyla da nörolojik çeşitlik konusuna girmiş olan çocuklarda bile böyle bir eğitime ihtiyaç var. Bırakın çocuk koşsun. Destek vererek çocuğu ağaca tırmanmayı öğretelim. Destek vererek düşmesin diye. Yani o şekilde. Yani nöroçeşitlik konusu da şöyle söyleyeyim ben size beyinle ilgili. Bakın mesela görme engelliler beyinle ilgili değil. Gözden kaynaklanıyorsa. Görme merkezinden değil, gözden kaynaklanıyorsa. İşitme engelliler eğer kulaktan kaynaklanıyorsa işitme engelliler. Ama bir de onu beyinde algılayan yerler var. Algılayan yerlerde sıkıntı varsa işte o zaten nöro gelişimsel. Eğer görme, göz normal ama gözden gidip görme merkezine giden alanda sıkıntı varsa o da nöro gelişimsel. Bakın bütün bunları bir nöroloğun görmesi gerekiyor. Bize özgür öğrenme güçlüğü diye gelen harflerin birbirine karıştığı, A'lar B'ler birbirine karışmış. Çocuk kalem tutmayı bilmiyor. Bahsedelim. İki tane uzman yollarım. Bir, çocuk göz doktoruna. İki, fizyoterapiste. İki, oradan başlamak gerekiyor. Evet. Hemen özel eğitim, özel eğitim yolculuğu ama özel eğitimde önce bir nöro gelişimsel yönden tamamlanması gerekiyor. O eksikler tamamlanmadığı takdirde eğitimcilerin işleri zorlaşıyor. Ve aile üzülüyor. Haklı olarak. Bu evet. Basamaklardan geçmesi gerekiyor çocukların. Yani beyin gelişimi bilen uzman ve onunla birlikte çalışan ekip. Ama o ekip mutlaka burnun dibinde olması gerekmiyor ekibin. Yani hemen çok kısa süre içerisinde iletişim kurması gerekiyor. Benim mesela hemen karşında bana çalışacak olan yerler var. Veya benim zaten binanın içerisinde de var. Yani benim muayene değil, şirkette var. Peki hocam özel gereksinimli çocuklar hangi sıklıkla size kontrole gelmeliler? Yani o duruma göre. Şimdi eğer bir epilepsisiyle mesela diyelim ki otistik veya zihinsel engelli veya başka bir nedenden dolayı epilepsi nöbeti var. Epilepsi nöbeti varsa onun sıklığı şöyle sık sık gelmesi gerek yok. Telefon eder. Eğer beni aşan bir konudaysa çocuk epilepsisinden anlayan uzmanlarım var. O uzmanlarla görüşüp konsült ederim. Var. Sıklığı bir şey söz konusu değil. Yani bir epilepsi vakasının ne kadar sıklığı geleceği ya belki 6 ayda bir, 1 yılda bir gelebilir. Bir şey olursa telefon eder. Yani 4-5 tane telefon var. Onların birine telefon eder. 2 sekreter var. Birkaç tane mail adresi var. Orada iletişim kuruyorlar çoğu kez. Ama yani sizin gittiğiniz çocuk nöroloğu var. Adını söylemeyeyim şimdi. Mesela onu gerekiyorsa ondan bir konsült ederim. Veya başka bir arkadaşa konsült ediyorum. Çünkü onların epilepsi deneyimleri daha sık olduğu için sadece nöro gelişimsel yönden epilepsisi nöbeti olan ender vakalardan bahsediyorum şu anda. Evet. Peki Bülent Hocam, havale ve epilepsi arasındaki bir bağlantı var mıdır? Yani özel çocuklarda bununla çok karşılaşıyoruz çünkü. Şu an bizim kendi merkezimizin aileleri de var, dinliyorlar.
Şimdi havale epilepsi aynı anlamda kullanıyoruz. Fakat şöyle bir şey düşünelim. Havale çocukluk çağında ateşli havalelerden bahsederiz. Rahmetli Ahmet Çalışkan'la birlikte 1980'li yılda, 80'lerden önce hatta bir çalışma yapmıştık biz. Sanıyorum ilk çalışma oldu. Hatta şimdi sizin gittiğiniz çocuk nöroloğu da o kurum içerisinde katılmıştı bir dönem. İstanbul'da ateşli havale geçirip sonradan gerçekten epilepsiye dönen vakaların oran nedir çalışması yapılmıştı. 40 sene önceden bahsediyorum. Bu çalışmalar şimdi daha sık yapılıyor. O yüzden de ateşli havale deriz. Ateşli epilepsi demeyiz. Ateşli havale deriz biz onlara. O nöbeti geçiren çocukların ileride iyi bir tedavi ile eğer beyinde çok ciddi sıkıntı yoksa epilepsi nöbetine dönmesi seyrek. Şimdi havale konusu biz epilepsi aynı kullanırsa çocuklardaki ateşli havale geçici olduğu için olabildiği için ona havale diyebiliyoruz. Ama havalenin eşiti bilim dalında epilepsi. Çok teşekkür ederim. Hocam az önce çocuklarımızın bırakın artık tırmansınlar, oynasınlar dediniz ya. Kafama takıldı. Bu hareket bozukluğu için neler önerirsiniz? Şimdi bakın hareket bozukluğu dediğimiz zaman bunu ikiye ayıralım. Bunlardan biri çocuğun anne karnında, doğum esnasında veyahut da gelişim sürecinde ilk yaşlarda ortaya çıkan beyindeki değişikliklerden oluşan hareket bozuklukları var. Biri bu. İkincisi ise genetik hareket bozuklukları var. Genetik yani o zaten genetik olarak öyle geliyor. Veyahut da belli bir yaştan sonra kendini gösteriyor. İşte istemsiz hareketler olsun veya diğer bazı sorunlar olsun. Bu hareket bozuklukları dediğimiz zaman yürüyememe, el beceri sıkıntıları, beden hareketlerinin sıkıntıları, istemsiz hareketler, yani beceriksizliğin dışında istemsiz hareketler, kasılmalar, cerebral palsy olduğu gibi. Biliyorsunuz cerebral palsy ben öğrenciliğimde başlamıştım orada dernekte, çalışma başlamıştım. Sonra vakıf kurucusu oldum. Şu anda yönetim kurulundayım orada. Uzun yıllarda, 20-30 senede hekim olarak hatta daha eski 1940-45 sene öğrenciliğim itibaren orada çalıştım. Sonra hekim olarak çalıştım. Şimdi cerebral palsy'nin dışında başka konulara da giriyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk otizm çocuklar derneğini ben kurdurmuştum. 1987 yılında. Aileleri kurdurdum. Dolayısıyla bir de 6-7 üniversitede eğitimcilerle birlikte çalıştım. Yani eğitimcilere nörobilim dersi verdim. İşte 30 sene geçti sanıyorum. Ve bu senede artık biraz ara verdim. Biraz yavaşlatma başladım. Çünkü bu COVID döneminde eğitim zorlanıyor. Çünkü özel eğitim birebir olması gerekiyor. Yani bir sabit coğrafya dersi gibi değil. Yani iletişimle olması gerekiyor. Biraz zor oluyor online'da. O yüzden biraz ara vermeyi düşünüyorum şu anda. Hala devam ettiklerim var ama ara vermeyi düşünüyorum. Dolayısıyla demek istediğim şey şu. Yani nöro gelişimsel sıkıntısı olan, nöro çeşitlilik sorunu olan çocukların mutlaka bu mütedisine, interdisine çalışması gerekiyor ve ailenin çok iyi bilgiyi aktarması gerekiyor. Ailenin çok iyi gözlemci olması gerekiyor. Bir, ikincisi sınıf öğretmenlerinin ve psikolog danışmanlarının da çok iyi gözlemci olması gerekiyor. Ki bizim de, bizlerin de ki bu konuda ben epey kendim eğitim sanıyorum 30 içerisinde eğitim dilini anlamamız gerekiyor. Ya ben Montessori metoduyla, ben koku metoduyla yapıyorum. İşte ben şu metotla yapıyorum. Şimdi metot adını reklamı yapmayayım. Yapıyorum şunlara ulaştım dediğim ama benim onu anlamam lazım. Hangi metot olduğunu. Ve aksiyon yerin ne olduğunu. Mesela kokuyla ilgili çalışanlar var şu anda. Evet. Psikolog danışmanlar var. Ne yapıyorlar? Nerede eksikler var? Gibi. Gibi koku konusunu ben bunu 30 sene önce falan gündeme getirmiştim. Daha yeni 2020 yılında gündeme geldi. Evet, çok güzel konulara değindiniz. Peki duyuların uyarılmasıyla ilgili neler söyleyebiliriz başka? Mesela az önce görme, tatma, koklamadan bahsettik hocam. Yani bu nöroçeşitlilik tanısı kriterleri içerisinde olan çocuklarımızda özellikle ergoterapistlerle biz çalışıyoruz devamlı ama hani sizin gibi bir hocamızdan da aslında dinlersek daha güzel olur diye düşünüyorum. Ben sadece bir örnek vereyim. Hatta bir kitap basacağım. Sanıyorum geçen gün aklıma geldi. Onu şöyle bir içeriğini koydum. Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bulabilirsem. Daha henüz en sözündeyim. Mesela hareketli çocuk. Hareketli çocuk dediğimiz zaman ani hareketli çocuk mu? Durup dururken. Sürekli hareketli çocuk mu?
ortama göre hareket eden çocuk mu? Veya uyarana göre hareket eden çocuk mu? Bakın hareket. O zaman ne oluyor? Bir hiperaktivite mi? Yoksa hiperkinezinin alt dalları mı? Yani dürtüsellik. Bu çocuklar çünkü dürtüsellik tanısı koyup ilaçlanıyor bu çocukların çoğu. Acaba bu dürtüsellik çevresel faktörlerden mi? Yani mesela öğretmenin sesi çok kötü. Annenin sesi çok kötü. Baba çok sinirli. Böyle ortamlar çok kaygıdan dolayı mı hareketleniyor? Sınıf içerisinde anaokulu, ilkokul veya ortaokulda acaba çocuğa uyaranlar mı var? Mesela mutlak kulak var çocukta. Üstün kulak var. Ve seslerden rahatsız oluyor. Çekiyor gidiyor. Dürtüsel. Allah hemen ilaçlayalım. Bir dakika. Bu çocuğun önce bir anamnezini alalım. Yani bilgisini alalım önce bir aileden. Nelerde evet. Ne oluyor diye. Dolayısıyla bu dürtüsel konusu ve davranış sorunları konusu çok çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çok zaman istiyor. Çok zaman ayırmak gerekiyor bu çocukların durumlarıyla ilgili. Ailenin en çok endişe ettikleri şey de zaten sanıyorum bu konuda kullanılan ilaçlar. Yani hareket sorunları ve uyku sorunu olan çocuklardan daha çok kullanılan ilaçlar. Orada biraz dikkatli olmak gerekiyor. Evet, kesinlikle hocam. Peki hocam, bir nöroloji uzmanı olarak sizce özel eğitim önemli mi? Ne kadar önemli? Çok önemli. Çok önemli ama ben özel eğitim konusunda da iki üniversitede uzun yıllar ders verdim. Marmara, Maltepe gibi birkaç üniversite ders verdim. Uzun yıllar. 1980'lerin ortalarına başladı sanıyorum. Şimdi aralarında profesör doçent olanlar var, kurum sahibi olanlar var. Sağ olsunlar görüşüyoruz arada sırada, şakalaşıyoruz. Covid'den önce tabii. Özel eğitimci çok önemli ama özel eğitimcinin bir koşulu var. Bir, genel kültür. İki, nörobilim. Bilmesi gerekiyor. Bunu bilmeyi taktı ama nörobilim şu internetteki ezber nörobilimden bahsetmiyorum. Pratik nörobilimden bahsediyorum. Yani deneyimli olan bir kişiden alacakları eğitimden bahsediyorum. Veyahut da internette almış oldukları bilgileri veyahut da üniversitede almış oldukları bilgileri nasıl kullanabileceği konusunda genel kültür varsa akıl yürütüp çözüm getirecek şekilde götürecek olan eğitimcilerden bahsediyor. Özel eğitim çok çok önemli. Çünkü orada ihmal olmaz. Yani öyle bir şey yapmaz eğitim, özel eğitimci. Fakat gecikme olabilir sadece. Gecikme olabilir. Dolayısıyla da bu konuda özel eğitimciye çok görev düşüyor. Çok 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 görev düşüyor. Geçen gün bir özel eğitimci şeydeydi, online eğitim veriyor ailelere. Ben de ismini gördüm. Aa, dedim ben şöyle bir takılayım dedim. Öğrencim. Olağanüstü. Üniversitede öğretim görevlisi. Öğretim üyesi oldu galiba. Şimdi doçent oldu sanıyorum. Olağanüstü. Yani tebrik etmekten böyle kelime bulamadım. O kadar olağanüstü şey anlatıyor ailelere. İşte böyle deneyimli olmak gerekiyor. Evet. Deneyimli ve akıl yürüten dikkatli olmak gerekiyor. Genel kültür iyi olması lazım. Kesinlikle katılıyorum. Hocam peki otizm tanısı konulduktan sonra aile ne yapmalı? Ve özel çocuklarımızın yaşı bu süreçte ne kadar önemli? Biz hep diyoruz ki erken tanı hayat kurtarır diyoruz. Yok zaten bu çocuklar ölmez hayat. Hayat kurtarmak değil zaten de. Bir de kötü yaşama diye bir şey söz konusu. Bu çocuklar yıllar önce 10 sene kadar önce işte okula başladığı zaman belli olur denirdi. Yok ben 3-4 yaşında fark ediyordum bunu zaten. 3-4 yaşındayken fark edilir. Dokunmayla ilgili, şiddetli dokunmakla ilgili, az dokunmakla ilgili, yürüme sorunları, robot gibi yürümeleri, ses tonları, bakışları gibi zaten bulgular 3 yaşın civarında taktı zaten sonuç verir. Zaten beyin olgunlaşması en geç 4 yaştan bahsettim. Ondan sonra kalan eksikliklerle uğraşmak lazım. Aslında bu çocuk daha erken fark edilirse 3 yaşına kadar en azından otizm tanısı konmaz. Ama atipik otizmden değil gibi. Ya bu çocukta otizm davranışları var. Acaba bu üstün zeka, üstün yetenekli mi? Bakın. Üstün zeka, üstün yetenekli çocuklar da var aralarında atipik otizm tanısı konuşuyorlar. Evet. Evet diyorsun. Çünkü rastladınız bunları. Çünkü niye? Evet. Bakıyor ki kendi algıladığı, fark ettiği şeyleri çevre fark etmiyor, içe kapanıyor. Çocuk içe kapanıyor. Göz teması kurmuyor. İletişim kurmuyor. Hop otizm davranışları içerisine giriyor. Halbuki o çocuğun yeteneğine o yüzden hani eğitimcinin genel kültürünün çok iyi olması lazım. Ailenin çok iyi bilgi vermesi gerekiyor dediğim şey o. Gözlem burada çok önemli. O yüzden hani biz yarım saat gözlem, işte bir saat ailede bilgi dediğim şey o. Sonra da işte yani çok sık olmasa bile eğitimcisiyle mutlaka görüşmek gerekiyor. Özel eğitimcisi mi, psikolog danışman mı, psikolog mu, sınıf öğretmeni mi bunu fark etti.
Diyelim ki birisi fark etti ve bir yazı yazdı. Şunları şunları fark ettim, şunları dediği anda zaten hemen o kişiyle diyalog kuruyoruz. Hemen. O gün ve ertesi gün. Hemen diyalog kurup nasılsınız, iyi misiniz? Tebrik ediyorum. Onlar dikkati çekmiş. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz. Yolumuz budur. Şu eksik var. Yani bir uyaran eksikliği olayıyla atipik otizm çok karışıyor birbirine biliyorsunuz. Yani uyaran eksikliğini daha çok atipik otizm tanıklanıyor. Onun nasıl söyleyeyim ben size, şüphelenmek için ayıracağınız süre en fazla bir dakika. Bakın tanı koymak değil, şüphelenmek için. Sadece bir dakika. Bir dakikada şüphelenirsiniz. O kadar basit. Yağ çekimine karşı koyması ile ilgili bir muayenesi var. Ona bakarsınız. Görürsünüz. Ya yani mesela cerebral palsy, eski adı spaz çocuklar. Ne zaman tanı konur? En geç bir yaş. Hemen bir yaşta zaten önce konur. Yani bu da yaklaşık olarak riskli bir çocuksa eğer 3 aylıkken, 6 aylıkken zaten tanı konur. Çok basit bir net bir şey var. Muayene şekli var. Yağ çekimine karşı koyması ile ilgili. Ben de onu eğitimini epey bir eski aldım. Yani yurt dışında almıştım onun eğitimini. Bayağı bir zaman oldu. Yaşım orta çıkması işte. Tarih söylemeyeyim. Yani hemen birkaç dakikada aileyi yanıma alıyorum. Bakın diyorum. Dikkat edin. Şu şemaya bakın. Bu şemada şimdi şu muayene yapacağım diyorum. Aile görüyor. Mesela bir şey gelmişti. Doğum esnasında kol sinirle zedelenmiş bir çocuk geldiydi. Gelmişti. Kaç yıldır? 50 günlük, 60 günlük falan galiba. Hemen gösterdim. Bakın diyorum. Korkmayın. Sadece kolda bu olay. Gösterdim. Hemen bir fizyoterapiste zaten hekim de uyarmış kendini. Bakın bunda bir kolda felç oldu. Doğum esnası olmuş. Uyarmış. İşte ona biraz oyalanmışlar. Bakın dedim hekimiz doğru söylemiş. 2 ay kadar bir gecikme vardı. Düzeldi şu anda çocuk. Yani fizyoterapistin desteğiyle hemen yani sadece şurada bir sıkıntı atrofi yani bir kas erimesi söz konusu olacak. O da zaten yine fizyoterapiyle hallolur. Başka eğitim metodu, elektro yapılan bazı eğitim metotlarıyla uyaranlarla öyle toparlar zaten şu. Dolayısıyla erken tanı. Evet. Ama erken tanı. Mesela bir omuz felci anında zaten biliyordur. Ne bileyim bu çocuk mor doğduysa veya sıkışarak doğduysa kordon dolanması ise zaten hemen riskli bebektir o. Altına cerebral palsy çıkabilir, otizm çıkabilir, epilepsi çıkabilir, ne bileyim zihinsel engel çıkabilir. Hemen orada bir mor doğum veyahut da küvez uzun süre kalmanın getireceği riskler var. Dikkat etmek lazım. Evet. Hemen erken müdahale ki erken müdahale programları üniversitelerde çok güzel gelişti. Türkiye'de. Evet. Peki Bülent Hocam, çocukluk otizmi, atipik otizm ve yaygın gelişimsel bozukluk arasındaki farklar ve ortak noktalar nelerdir? Bazen eğitimciler de bunu karıştırabiliyor. Özellikle de çocukluk otizmi ile işte atipik otizmi ciddi anlamda ama sizden aslında şu an dinlerlerse bence daha iyi olacak. Şimdi bakın, yaygın gelişimsel bozukluk bir kere son derece yanlış bir terimdi. Ben üniversitedeki derslerinde yaygın gelişimsel bozukluk teriminin kullanılması gerektiğini öğrencime öğrettim. Zaten şu anda kalktı. Ama ben yıllarca sakın onu kullanmayın dedim. Çünkü yaygın gelişimsel bozukluk deyince, bakın cerebral palsy, hareket bozukluğu. Cerebral palsy'nin yanında bir de travma olduysa zihinsel engel, tamam. Algılama sorunları, tamam. Yaygın gelişimsel bozukluk ama yaygın gelişimsel bozukluk cerebral palsy anlamı gelmiyor ki. Ama o her tarafında yaygın. Dolayısıyla yaygın gelişimsel bozukluk sosyal, duygusal, bilişsel, hareket de içermesi gerekiyor. Terim bitti. Artık onu unutalım. Şimdi erken çocuk otizmi dediğimiz zaman da ki atipik otizm tanısı konuyor. Oradaki olay şu. Bu çocuğun kesinlikle bakın kesinlikle %100 demiyorum ama kesinlikle diyorum o kelimeyi kullanmak zorundayım. Uyaran eksikliği vardır. Ya anne baba erkenden 8 aylıkken çocuk gitmiştir kreşe vermiştir veyahut da bir bakıcı vermiştir çocuğu. Çok uyaransız kalmıştır. Nedir? Dokunulmamıştır. Derin duyu dokunması eksiktir. İşte zaten benim bahsetmiş hiperaktiviteyle karıştırılıyor derin duyu eksikliği. Çok karıştı. Dürtüsellik tanısı çok fazla konuyor. Yerinde hoplayan çocuklar, zıplayan çocuklar, işte duvara varan çocuklar, kendi kendine varan çocuklar davranış bozukluğu. Ya dur, orada uyaran eksikliği var. O yüzden erken otizm denilen şeyin altında uyaran eksikliği var. Bunun eğitimi, tedavi kelimesini de kullanabilirim, eğitim kelimesini de kullanabilirim. Çok da zor bir şey değil. Çok kısa süre içerisinde toparlar. Erken. Yani ne zaman? 1 yaşında kendini gösterir zaten. 2 yaşında gösterir. 3 yaşına geldiği zaman geç kalmak üzeredir ama toparlanır. Toparlanır, nasıl toparlanır? Bu işi iyi bilen nörolog
ergoterapist, fizyoterapist ile bu iş toparlanır. Uyaran eksikliği. Duyu bütünleme diye şu anda geçiyor. O terim biraz hatalı aslında. Uyaran eksikliği diyoruz biz ona daha çok. Onu, yani duyular çünkü bütünlenmez. Duyular entegre olur. Yani duyuların birleştirilmesi burada söz konusu. Bu Türkçesi yanlış yani işte. Yapılan işlemler yanlış demiyorum. Doğru işlem yapılıyor ama kelime yanlış. Cümle yanlış. Yaygın geçsel bozukluk kaldırdık. Atopik otizm deyince de işte duyuların eksikliği, duyuların yetersizliği de eğer eğitim yapılmaz ise, geç kalınmış ise o zaman zaten uyaran eksikliğe karşı karşıya kaldığımızda atopik otizm içerisine giriyor. Eminim ki atopik otizm tanısı konuların çoğu uyaran eksikliği. Benim gördüklerim öyle oldu zaten. Hocam, harika anlattınız. Gerçekten ben de sizin gibi düşünüyorum, size katılıyorum. Bülent Hocam, çok güzel bir soru gelmiş. Onu size sormak kolay, istiyorum. Kolaysa sorun. Hocam, davranış bozukluklarında ilaçların rolünden biraz bahsederseniz çok sevinirim demiş bir ailemiz. Tamam. Şimdi davranış bozukluğunda kullanılan, bakın, davranış bozukluğunu bir kere önce neden kaynaklandığını bulmak lazım. Davranış bozukluğu niçin çıktı ortaya? Anne baba arasında sorun mu var? Çocukta uyku bozukluğu var? Benim şu an oturum dairenin üst katında bizi uyutmayan bir aile var. Mesela öyle bir ailem var. Ki biz tabii biraz büyüdük. Yani yaşımız küçük değil. Ama eğer burada çocuklu bir aile otursaydı yanlıştı. Devamlı bağırış çağırış devam ediyor sürekli. Şimdi bakın, gürültü patırtı. Ailenin kendi aradaki tartışmaları. Ailenin davranış sorunları gibi olaylarla bunlar oluşabilir. Dikkat etmek lazım. Biri bu. Bu konuda eğer aile bunun önlemini aldı ve olayı bitirdiyse sorun yok. Ama bu gecikildi. Ve çocukta dürtüsellik, davranış bozukluğu ortaya çıktı. Ve hatta genetik geliyor. O zaman kullanacak olan iki türlü ilaç var. Bir tanesi gece uykuyu toparlayıp çocuğun toparlanması için, ki uzun süre bu. Toparlanması için verecek olan ilaçlar. İkincisi ise nöroleptik dediğimiz ilaçlar, ki onlar çok kullanılmış. Adını vermeyeyim. Damla olarak kullanılıyor daha çok. Akşamları ve sabahları veriyor. Onların yan etkileri eğer yüksek dozda çıkılırsa, Parkinson hastalığında gördüğümüz gibi çocuğun böyle hafif öne doğru eğilmesi, ellerinde titremeler olması gibi olaylarla karşılaşıyor. Tiklerde de bunlar kullanılıyor ilaçlar. Ve çocuk huzursuzlanıyor çünkü bazen de kaslarda ağrı yapabiliyor o ilaçların etkisiyle. O nedenle böyle bir durumda o ilacı veren hekimi görüşmeleri lazım. Hekim yanlış ilaç vermemiştir. Hekimle görüşüp o ilacın dozunu ayarlamak lazım. Bir özel eğitim öğretmenimiz sormuş. Genelde bize aileler gelince böyle hocam, işte ben daha herhangi bir hekime gitmemiş aile. Ama işte komşusu ya da akrabası bir şey söylediği için kaygılanmış ve bir özel eğitim merkezine gelmiş diyelim. Şimdi biz çocuğa gerekli değerlendirmeyi alıyoruz. O gelişim evrelerinin işte bilişsel süreçlerine falan hepsine bakıp gerekli testlerimizi ve değerlendirmemizi alıyoruz. Eğer herhangi bir kritik nokta yakalıyorsak muhakkak bir hekime göstermeniz gerekiyor diyoruz. Ama aile direkt bize şu soruyu soruyor. Hocam, psikiyatriste mi götürelim yoksa nöroloğa mı götürelim? Şimdi bizler de bazen ya gerçekten işi çok iyi bilmeyen, hepimiz yani içimizde bu tarz insanlar da var. Ya yanlış yönlendiriyorlar yahut da tıkanıyoruz hocam. Mesela böyle bir sorun karşısında ya da bizim gibi bir aile çocukla şüphelendiği zaman bir psikiyatriste mi götürelim çocuk vergen psikiyatriste mi, yoksa bir nöroloğa mı ilk önce gitmeliyiz? Şimdi çocukta davranış sorunları varsa eğer, bu davranış sorunlarından dolayı psikiyatriste gitmesi lazım. Çocuk yanlışlıkla bir nöroloğa geldiyse, ben kendi adımı konuşuyorum, benim danıştığım çocuk psikiyatristleri var. Çocuk psikiyatristine telefon ediyorum çünkü biri çok zor randevu veriyor. Çok yoğun çalıştığı için telefon ediyorum. Ya merhaba diyorum. Eskiden zaten çok yakın çalışıyorduk. Merhaba diyorum. İşte böyle bir vaka var. Valla bak, iki ay sonra randevu verebiliyoruz ancak hastanede çalıştığı için. Siz isterseniz şunu şunu şöyle yapın diyor. Tamam, ben de yapıyorum. Ailede tembih ediyorum. Bakın, randevunuzu alın gibi. Yani sonuç. Nöroloğa gelse, eğer psikiyatri vakaysa psikiyatri olması gerekiyor. Psikiyatrise gelse, eğer nörolojik temelli mesela epilepsisi var varsayalım. Ne bileyim, tikleri var ki psikiyatri bunu düzenleyebilir varsayalım. Uyku bozukluğu var. Psikiyatri de bunu halledebilir ama uyku EEG'si çekilmesi kaydıyla. Yani yine nöroloji tabloya girdik işin içerisinde. Eğer özgül öğrenme güçlüğüyle karşı karşıyaysak nörolojik gelişime bakmak gerekiyor özgül öğrenme güçlüğünde. Çünkü bu bir ruhsal olay değil. Gibi
Yani psikiyatrist ve nöroloğun da ortaklaşa çalışması gerekiyor. Hangisi daha ağırlıklı, hangi tabloda daha ağırlıklıysa ona göre davranması gerekiyor. Çok Ama güzel. şu anda zaten bu tabloların çoğu nörogelişimsel tablolar, çoğu konuştuğumuz. Evet. Ruhsal sorun olanların daha çok psikiyatri olması lazım ki bu da gerçekten primer bir dürtüsellik söz konusuysa, eğer alın bölge, frontal bölgesinde nörolojik yönden bir şey bulamadıysak o zaman psikiyatri gitmesi gerekiyor. Evet. Ya genelde hocam ben dikkat ediyorum. Mesela kendi oğlumdan bir örnek vermek istiyorum. Hazır sizin gibi değerli hocamı da yakalamışken. Bir bakıyorum çocukta aslında kısa süreli bellekle uzun süreli bellek hafızada çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşayabiliyor. Bazen bir bakıyorum motivasyonu çok yüksekse o çağrışımı yapabiliyor. Hatırlayıp genellemesi de iyi yapıldıysa tabii özel eğitim desteğiyle. Çocuk o öğrenimi çok güzel, aradan bir hafta, 2 hafta da geçse, 1 ay da geçse yapabiliyor. Ama bazen de bakıyorum ciddi anlamda o beyinsel olarak bir sıkıntı yaşıyor. Demek ki bu da işte bu nöroçeşitlilik içerisinde bulunduğu sıkıntıyla kaynaklı herhalde. Tabii ki onlar. Yani bakın burada mesela mutlaka bir nöroloğun görmesi gerekiyor bu çocukta. Bu nöroloğun baktığı zaman ki zaten nörolog takip ediyor. Baktığı zaman mutlaka bir duyu eksikliği olup olmadı. Mesela beyincik, serebellum normal mi? Yani normal dediğim şey şu. Zaten normaldir de yapısal olarak. Ama işte bir normal bakmak lazım ki o da zaten 2-3 dakikada belli eder kendisini. Yani beyincik şey mi? Çünkü otistiklerin çoğunda beyincikle ilgili gelişimsel sıkıntı vardır. Bu da 2-3 dakikada bir muayenede kendisini gösterir. O zaman da ergoterapistin ve fizyoterapistin, özellikle fizyoterapistin bu konuda çok dikkatli çalışması gerekiyor. Biri bu. Bir de bu çocuklarda, otistiklerde dokunma ile ilgili sıkıntı olduğu için ki dolayısıyla biliyorsun beynin tam kabuğun ortası çok önemli bir yer. Anne karnında başlıyor gelişmeye. O bölgede sıkıntı vardır. En çok beni rahatsız ettiğim dokunma bölgesiyle ilgili kaygı ama kaygı bölgesi daha sekonder. Dokunma bölgesiyle ilgili ve beyincikle ilgili sıkıntılar. En çok baktığımız yer o. O ikisinde eğer sıkıntı varsa hemen orada başlamak lazım ama çoğunda zaten onunla karşılaşıyoruz. Hemen oradan başlamak lazım. Oradaki eğitimle çocuktaki kaygıyı kontrol altına alıyorsun. Çocuk çünkü beyincikteki sıkıntıdan dolayı bir şey beceremiyorsa, dokunma ilgili sıkıntısı varsa, birisi böyle sana ona dokunuyorsa, sinirleniyorsa kaygı artıyor. Kaygı artınca ne oluyor? Öğrenme güçlü ortaya çıkıyor. Bakın ne Evet. kadar birine bağlı. Ya mutlaka nöro gelişimsel bakılması lazım bu çocuklara. O zaman bakın hep verdiği örnek. Ben işte bir 30 çocuğun yanında gitmiş. 30 yaş civarındaydı. İşte o dernek kuranlardan birinin çocuğu. Ben kapıda içeri girer girmez balkona çıktı. İmdat beni öldürüyorlar diye bağırma başladı beni görünce. Benim çok enteresan vakamdır bu benim için. Yani çok enteresan bir anıdır daha doğrusu. Şimdi bana işte enişte meniste falan yaklaşık bana sorulan bir çocuktan bahsediyorum. Şaşırdım. Annesi babası dedi ki, ya dedi siz dedi, davet eden dedi, çocuğa bir ters bir laf etmiştiniz dedi. Yıllar önce. Çocuk onu unutmamış. Bakın uzun bellek. Demek ki otist çocuklar aslında alıyor efendim. Evet. Ama dışa veremiyor. Dışa vermesi için de bizim 5 artı 2 hatta 3 duyuyu çok iyi takip etmemiz, kontrol etmemiz gerekiyor. 5 artı 3 duyuyu kontrol etmemiz gerekiyor ve oradaki eksikliği giderecek olan eğitim programını eğitimci anlatmak gerekiyor. Eğitim zaten o programı biliyor da ya şu tarzda bir giderseniz bu olur diye. O zaman o eğitimciyle mutlaka diyalog içerisinde olmak gerekiyor. Ya otistik algılar normal yani zihinsel engel değilse normal zekada üstün zekada algılar ama dışa vurumda sıkıntı oluyor. O yüzden dışa vurumunda mutlaka eğitim öğretmek lazım. Benim de çok vakam oldu şimdiye kadar. Evet. Evet, çok güzel konulara değindiniz Bülent Hocam. Peki özgür öğrenme güçlüğü tanısı koyarken dikkate aldığımız hususlar nelerdir hocam? Özgür öğrenme güçlüğünde aldığımızda önce benimle çalışan uzmanlar veyahut da işte öğrettiğimiz stajyerler çocukla bir karşı görüşme yapıyorlar. Bir resim çizme ama resim analizi yapmıyoruz biz. Resim analizi farklı bir şey. O konuda da bir eğitim vermeyi düşünüyorum çünkü. Resim analizleri Türkiye'de biraz yanlış yapmaya başlandı. Çünkü ruhsal sorun çözer gibi bakılıyor olaya. 1980'nin sonları başlarına doğru ben Çapa'da uzmanlık yaparken Türk psikiyatrisinde ve normal psikiyatride de çalıştım ve normal psikiyatride de akıl hastalığının resim atölyesinde çalıştım uzun bir süre. Dolayısıyla resme bakarken iki şekilde bakmak lazım. Bir, resim yeteneği. İki,
oradaki nesneler, unsurlar nedir? Hangi nesneyi kullanıyor daha çok? Oraya bakmak gerekiyor. Dolayısıyla ve bu konu biraz fazla uzadı ama bu eğitimde gözlem yapan kişinin oyalarken hadi gel diye oyun yaparız biz ama aslında orada motor girişine bakarız. Ayna nöronlar, ardışık hareketler, yer çekime karşı koyma gibi muayeneler yaparken çünkü oyun oynanır. İkincisi ise çocuğun dışa vurumu için serbest resim yaptırılır. Serbest resim yaptırılır. O yaparken ben içeride aileden bilgi alırım. Veya benim odada yapılır. Çünkü benim odada çok fazla nesne var. Çocukların dikkatini çekecek olan nesneler var. Yüzlerce. Ama onların dikkatini dağıtacak değil. Çekecek olan. Orada gözlerim orada. Gözlükten sonra zaten ipucu yakalarsınız. Hemen yoldan eğitimciye şunlar var. Şunlar sıkıntı var. Ya bu eğitimci dediğim şey yani özel eğitimci olabilir, sınıf öğretmeni olabilir, psikolog danışma olabilir, psikolog olabilir. Belki psikiyatrist bir şey sormak isteyebilir, bir sürü şey olabilir. Ona göre bir geri bildirim yapıyoruz. O şekilde oluyor. Ondan sonra iletişim yani hep aynı konuya geliyorum. Bu bir interdisipliner çalışmadır. Evet. Tek başına istediğiniz kadar çok yetenekli olun. Bir uzman olarak tek başınıza ama hangi uzman olacaksınız? Evet. Tanı koydunuz. Doğru tanı hekim olarak ama kime olacaksınız? O zaman sizin de elinizin altında bu konularda eğitimli olan, mesela benim koca bir listem var elinde. İzmir'de, Antalya'da, şurada, burada kimler var diye. Oralara onları sevk ediyoruz ve interdisipliner olduğu için de hemen gördüğü zaman bilgi veriyor. Hemen dosyasına geçiyoruz onu. O şekilde olması gerekiyor. Evet. Sorumuzun tam cevabı olmadı ama biraz kaçtım. Çok teşekkür ediyorum Bülent Hocam. Bir sorumuz daha var. Takviye edici gıdalar ne kadar etkili acaba doktor kontrolünde diye sormuş bir arkadaşımız. Tabii şimdi ketojenik diyet diye bir şey var. Birkaç diyet olayı daha var ve bu konuyla ilgili fazla miktarda da katkı maddeli takviye edici gıdalar kullanılıyor. Öyle söyleyeyim. Ben de 3 şirketin şeyi var, broşürleri var şu anda. Bunları kullanırken dikkatli olalım. Çocukta acaba hangi maddeler eksik ona bakıldı mı? Bir. İkincisi metabolik çalışma yapıldı mı? Üçüncüsü çocuğun durumuna göre genetik çalışma yapıldı mı? Çocuğun durumuna göre. Ben genetik kişilerle çalışıyorum. Genetik çalışma yapıldı mı? Ona göre bu maddelerin verilmesi lazım. Takviye gıdaların verilmesi lazım. Eğer mesela bazılarında iyi sonuçlar aldık diyen aileler var. Ama çocuğun mide bağırsak sistemi nasıl? Çünkü bizim ikinci beyin dediğimiz olan vagus siniri. Yani yine beyne bilgi taşıyan bir sinirden bahsediyoruz. İkinci beyin dediğimiz şey. İçerideki organlara yayılan bir sinir. O sinir rahatsız oluyorsa ya bazı gıdalardan beyne gidecek olan bilgiler de farklı oluyor. O zaman çocuk huzursuzlanıyor. Gelişmesinde sıkıntı ortaya çıkabiliyor. Uyku bozukluğu söz konusu olabiliyor falan. Veya ishal kabız olabiliyor. O yüzden de bu konudaki uzmanla danışıp hemen işte komşunun söylediği bir katkı maddesini değil, uzmanın söyleyeceğini alması lazım. Çok güzel bir konuya değindiniz hocam. Ben de gelen ailelerin birçoğuna soruyorum özellikle de. Çocuk metabolizma servisine yönlendiriyorum eğer hiç yaptırmamışlarsa da. Bağırsak floranslarına baktırmak istiyorum. Bağırsak alerjisi var mı? Ya da ağır metal testi yaptırdınız mı? Ne çıktı? Mesela benim oğlumda ciddi anlamda çinko çok yüksek. Ve gerçekten öğrenimi kapatıyor bu. Maalesef ki Türkiye'deki çocuk doktorlarımızın hepsi demeyelim ama haksızlık olmasın birkaçı bir üst solunum enfeksiyonu geçirdiğinde dahi ben örneğin hep gittiğimde doktorlar artık beni tanımaya başladılar ve şey diyorlar hocam yazalım mı hemen probiyotiği de diye. Çünkü bağırsakta alerjik bir durum varsa ben hep söylüyorum annelerimize özellikle lütfen hekim anlamayabilir çocuğumuzun otizmli olduğunu. Bağırsakta ilgili ben bir tedavi görüyorum. Bunu dile getirin, tanısını da söyleyin, çekinmeyin. Ve eğer antibiyotik veriyorsa lütfen probiyotik de isteyin yanına diye her defasında dile getiriyorum. Peki hocam bir şey daha sormak istiyorum. Çünkü konuyu açtınız, çok güzel bir yere değindiniz. Bağırsakla ikinci beyin yerine geçiyor dediniz. Peki ağır metal, nöroçeşitlilikte nasıl bir yerde? Tabii bu da yine metabolizmayı bozuyor. Yine tabii mide bağırsak yani vagus siniri, mide bağırsak, kalp her tarafı da ilgili. Akciğerle her tarafı da ilgili vagus siniri. Yani dolaylı olarak primer yani direkt veyahut da dolaylı etki, iç organlarla ilgili sinir. Ağır metaller metabolizmayı bozuyor. Yani metabolizmadaki çalışmaları bozuyor.
Ya algıyla ilgili işte alüminyum olsun, işte diğer ağır metaller olsun bozabiliyor. Onun için onların miktarı da çok önemli. O nedenle her çocuğa prebiyotik değil ama gerekenleri vermek lazım. O yüzden çocuk metabolizması hekimiyle ve kan testleriyle gitmek gerekiyor. Evet. Bülent Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel konulara değindik. Sayenizde bilmediklerimizde sizin gibi değerli bir hocamızdan duyduk, öğrendik. Arkadaşlar soru sormak isteyen var mı acaba? Çünkü ben elimden geldiğince buradaki sorulara baktım. Söylemeye de çalıştım. Hocam ciddi anlamda çok güzel konulara değindiği için çok bölmek istemedim ben hocamı. Hazır yakalamışken anlatsın istedim. Var mı da sormak istediğiniz sorular acaba? Benim Instagram adresim var. Instagram adresinde soruda cevap veremiyorum ama drbulentmadi@yahoo dr yani noktası yok. drbulentmadi@yahoo yollarlarsa orada sekretere bağlı. Sekreter zaten sürekli elinin altında mail. O bana aktarabiliyor. Uzmanlara Instagram adresinden uzmanlara üyelikleri kabul ediyorum daha çok. Yani uzman dediğim şey meslek sahibi olanları. Yani bu konuda eğitim mesleği sahibi olanları daha çok kabul edebiliyorum. Buradan ulaşabilirler. Veya işte LinkedIn'de veya da diğer şeyler, mecralarda zaten hesaplarım var. Girerlerse görürler. Hocam şekilde. bir daha hesabınızı tekrarlar mısınız rica etsem? DR yani doktorun DR'si nokta yok. drbulentmadi@yahoo bu. drbulentmadi Instagram şeyim. Orada daha çok konuyla ilgili olan kişileri davet ediyorum. İşte 7000 küsur üye var şu anda. Bir de işte Facebook, LinkedIn gibi mecralar var. İki mail adresim daha var fakat onun birisi bilimsel olarak çalışılıyor. Bir tanesi işte eş dost ahbap işte öğrencilerle ilgili bir mail var. Ama değeri Bülent Madi doğrudan doğruya vakalarla ilgili. Sekretere bağlı olan bir mail var. Oradan daha rahat ulaşabilirler. Değeri Bülent Madi et yalan. Instagram'dan da yani üye olabilirler ama daha çok uzmanları veyahut da bu tip aktif çalışan aileleri kabul ediyorum. Aktif çalışan. Hocam bir ailemiz sormuş ordu için doktor önerisi yapabilir misiniz diye. Var mıdır tanıdığınız? Ordu için yapabilir miyim? O zaman bir dakika bekleyinler. Beşesine bakayım ordudan. Doktor mu eğitimci mi? Doktor soruyor hocam ailemiz. Tamam bir bakayım. Şu. Eyvah yine ses gitti. Bülent Hocam, arkadaşlar siz duyuyor musunuz hocamızın sesini? Bülent Hocam sesiniz gitti. Şimdi geldi hocam sesini. Bir çok derin birisidir. Bir psikolog danışman için o da çok derinidir ama hekim diyalogum çıkmadı maalesef.
Evet. Peki hocam bir soru daha sormak istiyorum size. Ankara'da önerebileceğiniz bir nörolog var mı diye sormuş yine bir özel eğitim öğretmenimiz. Ankara'da çok fazla hekim var. İsim vermeyeyim. Hacettepe olabilir, Ankara Üniversitesi olabilir. Miktarda hekimler, hekim arkadaşlar. Çünkü orada çocuk nörolojisi bölümü var. Çocuk nörolojisindeki gittiği zaman oradan çok rahat bir şekilde bulabilirler. Yani birçok arkadaşım var. Şimdi sayarsam çok ayıp olur. Hocam çok Zaten önemli. Çok önemli bir soru daha geldi. çocuk nörologları orada iyidir. Zaten benim yetiştiren hocalardan bir tanesi oradan, Hacettepe'den. Birisi Çapa'dan, ikisi Çapa'dan daha doğrusu. Birisi çocuk gelişim nöroloğu, ikisi çocuk nöroloğu. O şekilde oldu. Diğer soruyu sorun. Otizm biter mi diye bir ailemiz sormuş. Şimdi bakın, otizm biter diye bir geçenlerde bir şey vardı, bir program vardı. Yani daha doğrusu bir program, birisi otizm biter diye bitmiyor otizm. Otizm erken yaşta eğer tanı koyduysa ve doğru kişinin uzmanlığı eline geçti ise çok minimum olarak gidebiliyor, çok minimum. Hatta bakın, işin içerisine spor, müzik eklenirse sosyalleşmesi daha hızlı oluyor. Eğer bir psikiyatrist, bir nörolog bu işten anlayan veya deneyimli bir aile 30 yaşında birisini gördüğü zaman, aa, bunda otizmden mi geçti acaba, şüphelenebilir. Ama diğer kişiler şüphelenmezler. Ya bizim şu anda aramızda bir sürü tanımış insan var otistik. Fark etmiyoruz ki. Çünkü niye fark etmiyoruz? Eğitilmişler. Dolayısıyla buradaki eğitimin içerisinde mutlaka, ben onu söylemedim, mutlaka müzik, hareket, dans koymak lazım. Dans deyince tangodan falan bahsediyorum. Bizim oyun havaları, ondan bahsediyorum. Halk oyunlarını bahsediyorum. Onlar ve müzik girmesi lazım. O zaman bakın, otist çocuğun nasıl değiştiğini görürsünüz. Evet. Ben kendim de birkaçına tanık oldum hocam. Çok haklısınız. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yayını bitiriyorum. Katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Bize Ben zaman ayırdığınız için Bülent hocam. Çok sağ olun. rica ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle. İnşallah en yakın zamanda ben de oğlumu alıp sizinle bir görüşme sağlamak istiyorum. Olur. Çok sağ olun hocam. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.